Eko Lojistik'in sunduğu Eko Kadın devam ediyor. Efendim Eko Kadın'da enerji sektörünü jeneratör üzerinden konuşuyoruz. Çünkü sırf jeneratör demem mümkün değil. Çünkü artık yenilenebilir enerjiyi hibrit teknolojisine, biyo enerjilere girdik. Biyo enerji o bildiğiniz biyo enerji değil. Bayağı bildiğiniz atıktan bahsediyoruz. Şimdi konuğumuz Teksan Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda TOP İstanbul Genç Girişimciler Kurulu üyesi Sayın Ebru Ata Tuncer. Şimdi Sayın Tuncer, şunu biraz açalım. Biz güzel işler yapıyoruz. Dediniz ya 300 milyon dolara yakın bir ihracat hacatımız var vesaire. Biz güzel işler yapıyoruz da yeterince pazarlayabiliyor muyuz? Yani birçok fuarı ben de gezdim yurt dışında. Baktığınızda bir Türk malının belki eski yıllarda öyleydi ama artık son dönemde hele ki mühendislik işlerinde hiç de dünyadan az kalır bir yanı yok. Son derece tabii güzel ki işler yapıyoruz. Tabii, doğru. Fakat bu işten istediğimiz parayı kazanamıyoruz. Evet. Niye diye soracağım ama asıl burada neyi eksik yapıyoruz onu sormak istiyorum. Yani buzdağının gözükmeyen kısmını aslında bizim göstermemiz lazım bizim Türk firmaları olarak birazcık da. Bu noktada aslında devletin desteklediği çok güzel bir program var. Biz de bu sene içerisinde o programa kabul edildik. Türk Haritası programını marka destek programına kabul edildik. Ve siz bu kapsamda yaptığınız harcamaların yarısını alıyorsunuz. Yani siz Destek veriyor devlet bu noktada. Tabii ki belli şartları var, proje hazırlık çalışmaları var, belli spesifikasyonları sağlamanız gerekiyor. Ama sizi ne konuda destekliyor? Dünyaya çıkın, kendinizi tanıtın, işte fuarlara katılın, yeni ülkelere gidin, ofisler açın, işte oralarda kendinizi anlatın. Biz bunun %50'sini karşılayacağız diyor ve o noktada da sizi gerçekten ciddi anlamda destekliyor. Biz de şimdi o program kapsamında bazı hedef ülkeler belirledik kendimize. Bunlar neler? İşte İngiltere, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri. Bunları belirlemenizin nedeni ne? İşte bu yani pazarlama kapsamında biz bunları hangi hedef ülkeler, büyüme oranları nedir işte. Matematiksel. Evet, matematiksel belli birkaç spesifikasyonlardan geçtikten sonra bu ülkelerin bizim için hedef ülke olabileceği kanısına vardık. Ve sonucunda dünyaya açılıyoruz. Tabii ki biz 130'dan fazla ülkeye ihracat yapan bir firmayız ama yine kendimizi iyi anlatamıyoruz. Yani Teksan dediğiniz zaman evet Türkiye'de bir yer edindik. Teksan'ı çoğu kişi biliyor artık. Jeneratöre dokunan kişiler özellikle biliyorlar. Ama dünyada sizin kendinize birazcık jeneratörden değil de çözüm üreten bir firma olarak da göstermeniz gerekiyor. Yani biz örneğin çok süper sessiz bir jeneratör ürünümüz var ve bu kapsamda yaptığımız işte pazarlama iletişim çalışmalarına baktığımız zaman biz bir Puma koyuyoruz oraya. Neden? İşte biz çok sessiz bir jeneratör yapıyoruz diyoruz. O jeneratörü küçük arka planda bırakıyoruz. Yani çözümlerimiz de ön plana çıkıyoruz. Ürün bu demek yetmiyor. Evet. Başka bir çözüm sunulması gerekiyor. Evet. İletişimde mi kullanıyorsunuz bunu? İletişim çalışmalarımızla jeneratörü birazcık daha arka plana atıyoruz biz ve sağladığımız çözümler noktasında müşteriye ulaşma o hedef kitlede pazarlama işte iletişim çalışmalarını bu yönde yapıyoruz. Yani fuarlarda da artık biz jeneratörü koymuyoruz dediğim gibi. Sektörlerde biz neler yapıyoruz? Hangi çözümleri üretiyoruz? Nasıl sonuçlar elde ediyoruz? Hangi verimliliklerle sağlıyoruz? O müşterinin ihtiyacına yönelik ilgisini çekebilecek çalışmalar yapmamız lazım ki evet bana bu böyle bir katkı sağlayabilir demesi lazım müşterimize gelmesi için. Bizim bütün sektörlerde bunu mu yapmamız gerekiyor? Biz çok mu satmaya çalışıyoruz? Evet. Şimdi şunu açayım yani siz yönetim kurulu üyesisiniz ama pazarlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesisiniz. Pazarlamanın ne olduğunun tam anlaşılamadığı bir ülkede. O yüzden bunu biraz özellikle didiklemek istiyorum. Biz sürekli satmaya çalışıyoruz. Pazarlama olmadan bunu başaramayacağımızı ne zaman anlayacağız? Evet doğru söylüyorsunuz. Yani bizde genelde maalesef ki pazarlama ve satış birlikte hep adledilir. Bizim firmamızın bünyesinde pazarlama için de ben pazarlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda satıştan sorumlu yönetim kurulu üyemiz var. Dolayısıyla tamamen aslında ayrı iş kollarına çalışan çok farklılaşmış uzmanlık alanlarından bahsediyoruz. Ve ikisinin de iş yapış ve iş şekilleri çok farklı. Pazarlama aslında birazcık da şirketi şekillendiren ve şirketin hedef odak noktasında olması gereken bir bölüm. Çünkü bütün o piyasadan geri dönüşleri alıp müşterilerin ihtiyaçlarını yakalayıp onu üretime bakın böyle bir ihtiyaç var deyip
geri besleyecek departman aslında pazarlama. Ama hı hı. bizde bu Türkiye'de maalesef ki yeni yeni oluşan güzel sonuçlar görüyoruz ama çok oturmamış durumda. Dolayısıyla o ihtiyaca yönelik güzel pazarlama departmanı kurmanız lazım ki işte o başta bahsettiğimiz o ARGE destekli projelerin yürümesi vesaire bunlar hep pazarlamanın desteğiyle oluyor. Yine bu Turkuati projesini aslında bizim en çok tabii ki bütün arkadaşlarımızın emeği geçti ama pazarlamanın çok büyük bir emeği olduğu proje kapsamında biz firmamızın nerede olduğunu gördük ve nereye gitmemiz gerektiğini orada tasarlayabildik ve hangi noktalarımızın eksik olduğunu gördük. Bunlar hep bir ekip çalışması, hep bütün bölümlerden beslemelerle ortak bir proje kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar. Yani biz o zaman firmaları büyütüyoruz ama mantaliteyi büyütemiyoruz. Evet, evet. Temel problem burada. Bu söylediğinizden bunu anlıyorum. Hı hı. O zaman da zaten dünya markası olma tabii. şansınız yok. Peki bir de onu zaten pazarlamanın içerisinde söylediniz. Yani nokta atışı kurum kurum bakmanız ve onlara yönelik operasyon düzenlemeniz lazım diyorsunuz. Bunu biraz hem açabiliriz hem de şunu soracağım. Kulakları çınlasın buradan Adnan Dalga Kıran İhracatçı Birliği Başkanı'yken yani makineyle ilgili bir yakınmasını ben hiç unutmuyorum. Hı hı. Hep şundan yakınırdı ki bildiğim kadarıyla da makine sektörü Türkiye'de envanterini yapan tek sektör. Hı hı. Yani Türkiye'nin sanayi envanteri yok ama makine sektörünün envanteri var. Bütün dünyaya mal satıyorum ama kendi iç müşterim benim sattığım adamın benden daha kaliteli olduğunu düşünerek gidiyor ithal alıyor diyor. Evet maalesef. Bu yargıyı nasıl kıracağız biz? İşte aslında bu üzücü bir sonuç gerçekten. Yani yerli malın desteklenmesi gerekiyor bir noktada. Sanki yabancı mallar daha kaliteliymiş gibi insanların kafasında bir algı var. Bunu da yıkmak gerekiyor. Bazen zorunluluktan firmalar alıyorlar yabancı firmalardan gelen şeyleri ama bunu yapan çok değerli firmalar var. Bahsettiğiniz firma gibi, bizim firmamız gibi. Ya her şey Türkiye'de her üretilebiliyor. Türkiye'de üretilebiliyor. Yani yerli malı kapsamında birazcık daha devletin aslında desteklemesi de gerekiyor. Eksik noktalar var ama geliştirilecektir. Buna da inanıyorum. Ya ben kalite problemini de evet. görmüyorum. Çünkü öyle olsa dünyaya ihraç edemezler. Evet. Yani o birazcık mantalitede bitiyor aslında. Yani o yöneticilerin artık birazcık hani global olmak diyoruz. Evet global olmak zorundayız ama siz ülkenizde üretim yapan firmayı desteklemelisiniz ki o firma büyüyecek ve sizi global piyasalarda temsil edecek. Siz onu destekleyemezseniz ne siz büyüyebilirsiniz aslında ne de o firma büyüyebilir ve ülkeniz geriye gider. Yani her şey bu hani milli ruh diye bir durum var. Onu gerçekten hep korumak lazım. Yani bu özentilik, batıya özenme vesaire durumları maalesef ki çok yara veriyor değil mi? Yara yani veriyor yani. Aslında evet. çok yaralayan bir şey. Yani bütün dünyada evet. marka olabilirsiniz evet. ama evde de kendi insanınıza satabiliyor olmaz. Tabii satıyorsunuz. Ki. Sizin Hı-hı. üzerinizde konuşmuyorum. Ama Hı-hı. genelde böyle bir problem evet. var. Evet. Var sen genel müdürüydü galiba. Muzaffer Zeren zamanında bana şey demişti. Kim nerede çalışmak istiyorsa o ülkenin malını kullansın. Doğru söylemiş. Doğru. Biz galiba o yüzden işsiziz. değil mi? Yerli üreticimize evet. sahip çıkmadığımız Çağır için. Sahip çıkmadık. Ekonomi politikalarından bahsetmiyorum. Onlar ayrıca tartışılır. Biz tüketici evet, olarak evet. Aynı ürünün daha pahalısını gidip yabancı evet, alıyoruz. Evet ve aynı ürün. Hiçbir birebir, hiçbir farklı özelliği olmaksızın aynı üründen bahsediyoruz. Yani o büyük üretici de gidiyor. Sizin aldığınız tedarikçiden alıyor. Siz de ondan alıyorsunuz. Birebir aynı komponentlerden bahsediyoruz. Hatta siz daha iyisini yapıyorsunuz. Onlar belki daha fazla adette ve kaliteyi düşürerek yapıyorlar. Ama siz butik gibi. Butiksiniz ve o kaliteyi sağlamak zorundasınız. İnsanlar onlara çok bakmıyorlar. O marka algısı, işte o marka algısını yaratmak, işte o markayı sağlamlaştırmak zaten orada en büyük mesele. Vallahi biraz zorlasam ben Türkiye'de üretim yaptıklarını bile bulabilirim onları yani de. Neyse. Evet, şimdi dediniz ki, evet Turkuati kapsamında 3 farklı ülkeye daha konsantrasyon yapıyor. Ama siz 130'dan fazla ülkeye ihracat evet. yapıyorsunuz. Bravo. Önce bunu söyleyeyim ama bana buradaki mantaliteniz lazım. İhracat yapan, dünyadaki birçok pazara girmiş bir müteşebbis, bir firma gözüyle baktığınızda Türkiye'nin ihracatını katma değerli hale biz nasıl getiririz? Sizin fikrinizi bu konuda merak ediyorum açıkçası. Yani ihracatı katma değerli hale getirebilmeniz için ARGE en baş özellikle gerçekten gelen bir nokta. Ve
sizin gerçekten global dünya piyasalarındaki ihtiyaçları da bilmeniz gerekiyor. Yani her pazarın yapısı çok farklı. Yani siz aynı ürünü A pazarına satıyorken B pazarına satamayabilirsiniz. Dolayısıyla o farklılaşmayı, ülkelerdeki farklı ihtiyaçları keşfetmeniz lazım. Ve ona özel de çözümler üretmeniz lazım. Yani biz 30'dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Gün geliyor, en çok ihracat yaptığımız ülke kötü duruma düşüyor. Siyasal işte çalışmalardan dolayı olabiliyor, savaş çıkıyor ve benzeri durumlar. Sizin hemen alternatifinizin olması lazım. O esnekliği sağlamanız lazım ki o krizi de aslında yönetebilmeniz için. Yani aynı ürünle her yere hitap edemezsiniz. Her pazarın işte sıcaklık değerleri de farklı olur. İşte atıyorum pazar çalışmasından bahsediyorsunuz. Pazar çalışması yapmanız lazım ki orada farklılaşabilmeniz ya gerekir. Çantayı eline al, git ihracat yap, öyle bir durum yok. Öyle bir durum yok. Yani bunun öncesinde tabii ki genelde bizde aslında çantasına millet gidiyor. O şekilde eski mantalitede o şekilde ama şimdi her bilgiye ulaşabiliyoruz. Artık bilgiye ulaşmak çok kolay. Dünya da ulaşabiliyor. Dünya da ulaşabiliyor aynı zamanda. Rekabet çok fazla. Siz o rakiplerinizi gözünüzü açıp gerçekten kovalamanız gerekiyor. Ne yenilikler yapıyorlar? Hangi pazarlarda güçlüler? Ben niye o pazarda yokum? Benim güçlü yanlarım neler? Yani o değerlendirmeyi hem ülkeler bazında yapmanız gerekiyor, hem bölgeler bazında yapmanız gerekiyor. Hem de kendi ürünlerinizi aslında konumlandırma noktasında da çalışmalar yapmanız gerekiyor. Biraz dertlenmek gerekiyor galiba, evet, değil mi? Aynen. Yani asıl hikaye yok. Peki, şimdi bunları bir kenara bırakacağım. Birazcık sizin öykünüzden gitmek istiyorum. Bir kere bu Türkiye Odalar Borsa Birliği İstanbul Genç Girişimciler Kurulu üyesiniz. Burada mutlaka oturuyorsunuz, bir takım bir şeyler yapıyorsunuz falan ama ben oradaki vasfınızı kullanarak biraz genç girişimci gözüyle meselelere aydınlatma ihtiyacı duyuyorum. Şunu diyeyim, yepyeni bir kuşak aslında. Evet. Siz Z kuşağına falan daha girmedim ama sizler aslında o yeni kuşak olarak artık bugün yönetim kademesinde ve karar mercindeki kuşaklarsınız. Birincisi bu genç girişimcilerin ister müteşebbis olsun ister bir önceki kuşaktan devir alsın. Hiç fark etmez. Farkı ne? Sizin farkınız ne öncekilerden? Şimdi biz daha esnek düşünebiliyoruz aslında. Daha yeniliklere açık olabiliyoruz. Ve hani uzun vadeli planlar yapma noktasında aslında daha önümüzü görerek ilerlemek istiyoruz. Çünkü gerçekten zor bir dünyadan bahsediyoruz. Her şey çok çabuk değişiyor. Sizin buna uyum sağlamanız lazım. O noktada eskiler daha kolay yapabiliyorlarmış. Çünkü yokmuş eskiden. Şimdi her şey var. Ve daha atik olmanız lazım. Her bilgiye erişmeniz lazım. Ve kendi iç motivasyonunuzu da sağlamanız lazım aynı zamanda. Genç nesil birazcık aslında ayran gönüllü diyelim. Hani çabuk bıkıyor bazı şeylerden. Evet. Ve hani yılabiliyor da ve hemen farklı bir alana gitmek isteyebiliyor. Yani siz aslında işte de onu sağlamanız lazım. Yani iş modelleriniz de ona uygun değiştirmeniz de gerekebilir. Çünkü farklı bir kuşak geliyor. Ben X kuşağım yanılmıyorsam. Ama o Z kuşağını tutmak daha da zor olacak. Ve o noktada da iş modellerini onlara kendilerine şirkette aidiyet duygusunu yaratacak bir noktada hissetmeliler ki o şirkette tutunabilsinler, ilerleyebilsinler. Yani sürekli aynı işte 10 yıl, işte 5 yıl uzun sürelerle çalışma diye bir şey artık yok. İnsanlar bir farklı iş modellerini tecrübe edip kendilerini de test etmek istiyorlar. Yani insanlar sınırlarını görmek istiyorlar artık. Daha farklı bir nesil, daha farklı bir kuşaktan bahsediyoruz bu nokta. Peki siz 3 ortaktı galiba değil mi? 3 baba. 3 aile ortaklı. 3 aile ortaklı. Şimdi aynı ailenin kendi içinde paylaşamadığı şirketten çok farklı bir model. O yüzden buradan alınacak çok ders olduğunu düşünüyorum ben. Evet, aslında 3'ü de mühendis galiba. Yanlış hatırlamıyorsam evet. Değil mi? Bir önceki kuşaklardan bahsediyoruz. Evet. Birinci nesil. Evet. Şimdi bu tabii belli bir kültür bakış açısı getirmiş ama aynı sistemin bir sonraki nesilde de devam ettiğini görüyoruz. Evet. O senkronizasyonu nasıl sağlıyorsunuz? Değil ki baba oğluyla, baba kızıyla o senkronizasyonu sağlayamazken 3 farklı aile, yani 3 ayrı farklı aileden ortak ve kuşaklar aynen devam ediyor. Evet.
Bu nasıl oluyor? Yani aslında biz biraz şanslıyız ki yani ikinci kuşakların hepsi şu anda işin başında. Hı hı. İkinci kuşak da işe devam ediyor. Ve bizim yaşam tarzlarımız birbirine çok benziyor aslında. Ve yine hayata bakış açılarımız da çok birbirine paralel. Bu bir şans. Yani böyle olmayabilirdi ve tabii ki nerede tıkanıyor mesela? Siz nasıl bir uzlaşı kültürü yakaladınız ki? Şimdi tabii ki farklı görüşler oluyor. Olmalı Farklı zaten. Görüşler olmalı da zaten bu sizi zenginleştiriyor. Ama günün sonunda herkesin ortak fikrine yönelik çalışmalar yapılıyor. Yani ben bunu istiyorum, bununla ilerliyorum diye bir nokta yok bizde. Çok sessizlik var ve o çok sessizlik sonunda mantıkla olması gereken hedefe doğru yönleniyoruz sonucunda. Yani aslında üç farklı ailenin olması farklı düşüncelerin de artmasına sebep oluyor ve neticesinde güzel fikirler çıkıyor. Güzel noktalara gidebiliyorsunuz. Çok yani enteresan. Ben İstanbul Sanayi Odası'nın yerinde olsam sizin mercek altına alırım. Yani çünkü Türkiye'deki işletmeleri bir şekilde dönüştüreceksek burada ilginç bir model var. Ben mercek altına alırım ve size de biraz rica eder dolaştırırım Türkiye'de. Çünkü bu gereken bir bakış açısı bence. Peki son 2-3 dakikada şunu konuşmak isterim. Bu arada Atay mıydı? Alp. Alp'i mesela siz devam ettirebilecek misiniz? Bakın geçtim Z kuşağını. Beta oluyor galiba onlar, evet, değil mi? Evet. Beta mı oluyor? Öyle bir şey oluyor. Onları da unuttuk artık da. Mesela onu devam ettirebilecek misiniz bambaşka bir ekonomide? Tabii ki bu aslında geleceğe yönelik endişelerimiz hem kendi çocuklarımız, gelecek nesillerle alakalı. Yani o ne isterse onu yapacak şüphesiz neticesinde. Ama yani ilgi alanı ne olur, ne tercih eder? Tabii ki kendisini seçeceği şey olacak bu nokta. Göreceğiz. Hani ben de çok zor, yönetmesi zor bir zor, kuşak zor. Gerçekten. Şu an bile zor yani. Allah bağışlasın. Peki yine sizin bir özelliğinizden yola çıkarak belki veda etmek gerekiyor. Biz genellikle kadın girişimcileri, kadın yöneticileri, hı-hı, hep burada zaman zaman ağırlıyoruz ve konuşuyoruz. Türkiye'deki istatistikler ki dünyada da ne yazık ki çok farklı değil. Kadınların özellikle orta kademelerde bir konuda etkin olduğu, evet, gözüküyor. Yukarı gittikçe neredeyse yok seviyesine geliyor yönetici kadınlar. Hı hı. Şimdi siz bir tabii ki bir kuşak, hı hı, devri var. Onda tamam, hı hı, ama bir kadın gözüyle baktığınızda yönetim kurullarında niye kadınlar daha çok değil? Sizin fikrinizi merak ederim, hı hı, açıkçası bu konuyla ilgili. Yani aslında kadınların işe katılım oranları birazcık düşük ülkemizde maalesef baktığınız zaman. Ama üniversiteden mezun olan sayılara, erkek kadın oranlarına baktığımız zaman %50'ye 50. Yani biz buradaki %50'yi aslında birazcık görmezlikten geliyoruz. O noktada bu bir aslında bütünsel bir değişim. Yani ülke olarak da değişmemiz lazım, mantalite olarak da değişmemiz lazım ki değişiyor aslında kadın yöneticileri. Üst kademelerde gördükçe, bu sefer onlarla da çalıştıkça ve onlara tanınan haklar da birazcık daha fazla geliştikçe kadınlar daha fazla ekonomiye katılmak istiyorlar. Zaten kadın girişimciler anlamında işte bu melek yatırımcılar, hı-hı, bahsetmiştik. Gün geçtikçe artıyorlar. Yani o farkındalık yavaş yavaş oluşuyor ama bu yukarıdan aşağı doğru yayılması lazım. Yani ilk başta kadınların da kendine güvenmesi lazım ve çok güzel projeler çıkartıyorlar neticede. Gün sonunda çok değerli noktalara değiniyorlar. Farklı uzmanlık alanları var. Erkeğin de farklı kabiliyetleri, becerileri var. Kadının da farklı noktaları var. Bunları birleştirmek lazım ki gerçekten nihayetinde nitelikli bir sonuca ulaşabilelim. Biraz da sizin galiba, yani siz ve sizin kademedeki kadın yöneticilerin galiba birazcık işi zor. Hı hı. Hata yapma şansınız çok yok. Hı hı. Çünkü siz doğruyu yaptıkça arkadan yeni yöneticiler gelecek. Tabii. Zor bir sorumluluk galiba. Evet, tabii. Yani sorumluluk zor. Biz de elimizden geldiğince bu noktada kendimizi geliştirmeye, yön vermeye çalışıyoruz. Ne fark ediyor? Mesela aynı grupta oturdunuz. İşte erkekler ve kadınlar yönetim kurulunda. Hı hı. Bakış açılarında farklılık oluyor mu? Tabii ki oluyor. Söylendiği gibi gerçekten yani. Yani kadın erkek açısından. Yoksa tabii insan insana, aha, farklı bakış açısı, aha, olabilir. Kadınların her zaman biz erkeklerin biraz daha görmediği detayları gördüğü söylenir. Evet. O oluyor mu hakikaten? Gerçekten oluyor. Yani yönetim kurulunda hani örnek verecek olursam. Bazen hani çok basit bir noktada tıkandığınız nokta oluyor. Hani
Orada niye buradayız falan, hani bizde çünkü ablam da aynı zamanda yönetim kurulu üyesi. İki bayağım var yönetim kurulunda. O sizde kurulunda. Oran yüksek. Evet, birazcık yüksek bizde Türkiye ortalamasına göre. Orada hani hakikaten o dokunuşlar, bizim şanslıyız ki paydaşlarımız da bize çok saygı duyan ve aslında fikirlerimize değer veren paydaşlarımız var, yönetim kurulları var. Güzel. Zaten güzeli öyle. De bu. Bence yani ayırmamak gerekiyor. Asıl problem de orada kaynaklanıyor. Türkiye Odalar Borsa Birliği İstanbul Genç Girişimciler Kurulu üyesi ve aynı zamanda Teksan Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ebru Atatüncer. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kadın yöneticilerimizin sayısının yönetim kurullarında sayısının artması temenni ediyorum. İnşallah. Yüreğinize sağlık. O 130'u da galiba 133 yapacağız. İnşallah. Bekliyoruz. Ama ben hala ısrarlıyım. Sizden sadece jeneratör değil, böyle Türkiye'nin elektrikle ilgili hibrit başta olmak üzere enerji ihtiyacını çözecek bir ARGE projesi de bekliyorum. Tamam. Buradan da söylemiş olayım. Tamam. Çok teşekkür ederim Sayın Tuncay. Ben teşekkür ederim. Efendim, gördüğünüz gibi bugünlerde hangi televizyonu açsanız özellikle bazı programlarda insanlar birbirinden enerji alıyorlar. O enerjiyi konuştuğumuz kadar gerçekten üretmek, yaşamak ve kendimizi geliştirmek için ihtiyacımız olan enerjiyi yenilenebilir ölçüde, arz güvenliği ölçüsünde tartışabiliyor olsaydık zaten şu anda başka bir noktada olacaktık. Bırakın birbirinize karşı olan enerjinizi, artık ülkenin enerjisini konuşmanın zamanı geldi. Bunu da arz güvenliği çerçevesinde. Bakın öyle güzel işler yapılıyor ki ARGE'ye yatırım yapılabiliyor. 130 ülkeden fazla yere ihracat yapılabiliyor. Peki nasıl yapılıyor? Bakıyorsunuz yönetim kuruluna kadın ve erkek el ele. Unutmayın, tek kanatla uçamazsınız. Yeni bir programda görüşene dek şimdilik hoşça kalın efendim. Ekolojistik Eko Kadını sundu.